Evet Sayın Musa Ceylan, bugün burada yapılan kongreyle Tarsus Kent Konseyi Başkanı seçildiniz. Neler söylemek istersiniz? İlk duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi Kent Konseyimizin genel kurulunun hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. İlk turda seçildik, diğer turlara kalmadık. Bu sıcaklarda insanları da yormadık bu şekilde. Önümüzdeki dönemde yeniden bir yapılanmaya gideceğiz. Yeni yürütme kurulumuz ve komisyonlarımızla Kent Konseyi'ni Tarsus'un önemli bir sivil inisiyatifi haline getirmeyi planlıyoruz. Belediyemizle de eş güdümlü çalışarak, çünkü Kent Konseyi temel dayanağı belediye. Belediyenin desteği olmadan bu iş olmuyor. O yüzden belediyemizle eş güdümlü çalışarak buradan çıkacak çalışmalarımızın sonuçlarını program şeklinde belediyemize sunup hayata geçirmesini sağlayacağız. Evet Sayın Ceylan, resmi olarak göreve başladığınızda ilk Tarsus Kent Konseyi'nde ne yapacaksınız? Nasıl fikirleriniz var? Klimaları yaptıracağım. Klimalar. Öncelikle klima işini sorun çözeceğim. Yani fiziki olanakları geliştireceğiz öncelikle. Çünkü komisyonlarımızın çalışması için fiziken iyi, uygun bir yerde olmamız gerekiyor. Ve kısa sürede, yaz dönemi belki biraz zor olur ama sonbaharda komisyonlar aktif şekilde çalışmaya başlayacak. Yani. Evet efendim, son olarak neler söylemek istersiniz? Ya Tarsus'umuzun sorunları çok. Birikmiş sorunları var yıllardır. Ama bunların çözümü için bir yol haritası belirlemek gerekiyor. Yani bir plan yapmak, bölgesel bir kalkınma planı gibi Tarsus nasıl kalkınabilir? Bu sorunları nasıl aşabilir? Bunun için planlar yapıp bunu hayata geçmesi için paydaşlarımızla, bileşenlerimizle birlikte faaliyet göstereceğiz. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diye. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.